Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Kalanço Funk'la geldim dostlar. Kalanço Funk'ı biliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle kadifemsi yapraklara sahiptir. Kenarları böyle kınalı gibidir. Çok güzel yaprakları vardır. Bu Kalanço'muzun en belirgin özelliği arkadaşlar. Bakın yaprak altlarına. Yaprak altları böyle çıkıntılı. Çok güzel yapraklara sahiptir. Kalanço'nun ben biliyorsunuz birçok türünü seviyorum. Taşınma esnasında bu dal kırılmıştı. Bakın yamulmuş zaten. Ben de hemen bir saksının üzerine atmıştım arkadaşlar. Orada köklenmiş. Bakın çok da güzel kökleri var aslında. Şimdi dostlar bunu istersen bu şekilde de ekebilirim ama bakar mısınız? Formu acayip kötü olmuş. Haliyle bunu bu şekilde ekmeyeceğim. Şöyle arajman saksıma öncelikle arkadaşlar bakın sukulent ve kaktüs toprağımı hazırladım. Bunun üzerine daha hızlı köklenmeleri ve daha hızlı gelişmeleri adına bakın şöyle yoğun kokopetli bir toprak hazırladım. Bunu üst tabaka olarak koyacağım. Biliyorsunuz kokopette daha hızlı kökleniyor. E, kokopette daha güzel gelişiyor bitkiler ama tamamını kokopet koymak istemedim saksının ki e, altta hani ıslak kalmasın. Altta sukulent toprağı üstte bitkilerin kök yapacağı yerde yumuşak bir kokopet olsun istedim. Bakın böyle güzel bir toprak hazırladım kendime. Hemen saksımı kenara çekiyorum. Şimdi bunu da arkadaşlar formunu yerine getirmek için belli oranlarda buduyacağım. Bakın bir tane şuradan keseceğim arkadaşlar. Şu ana dal. Bunu hemen şöyle ortaya dikeceğim. Bu şekilde o zaten üstünden yeni yapraklar ve sürgünler verecektir. Şu anda da dikemem. Bakın yine formu bozuk. Bunu da dostlar şuradan keseceğim. Şöyle. Bakın bu şekilde. Hatta şu alttaki yaprağı da alacağım. Şu şekilde dikeceğim ki şuradan kök yapsın. Formu düzelsin. Bakın bu şekilde yaptığımızda formu düzelecektir. Hatta şöyle mi biraz daha böyle dikebilirim onu. Bazen çeliğin durumuna göre kesim yapabiliyoruz. Normalde tabii ki hepimiz istiyoruz ki düzgün formlarda bitkiler ekelim ama ee, çeliğimiz müsait değilse yapacak bir şey yok Şuradan en altındaki bir tane yaprağını alıyorum Bakın bunun formu gayet düzgün bir çelik oldu Bunu da hemen yine onların yanına ekeceğim Bu da burada büyümeye devam etsin Asıl arkadaşlar bakın bu öyle bir kalanço ki Bilmiyorum belki ben kalançoları sevdiğim için e, Ya da kendi bitkim olduğu için böyle görüyorum bilemiyorum Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size Yaprağı bakın şuradan kurumuş aslında. Fakat görüyor musunuz arkadaşlar yaprağın içinden yavrular resmen fışkırmış. Yine aynı şekilde bakın şöyle bir yaprak göstereyim size. Bakın yaprağın üzeri yaprağı gördüğünüzde aslında hani hiç de yavru yapacak bir yaprak gibi görünmemesine rağmen. Bakın şu üst kısım kurumuş zaten. Şöyle şurası atılacak çöpe. Bakar mısınız arkadaşlar yavrularına? Bakın yaprağın altından yavrularını vermiş. O kadar güzel yavrular vermişler ki inanın tamamen bir mucize bunlar. Bakın arkadaşlar bu yapraklar hep kopmuş e, taşınma esnasında ve e, bazen bazıları kendi saksına düşmüş, bazıları komşu saksılara düşmüş ve görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir tane yapraktan ki yaprak da aslında çok sağlıklı bir yaprak gibi görünmemesine rağmen bakın arkadaşlar kaç tane birden yavru vermiş. Hepsi o şekilde arkadaşlar yaprakların. Bakar mısınız yavrularının durumuna? Resmen buket halinde yavrular vermişler. Yine aynı şekilde dostlar bakın şuradan yaprak yaralanmış. Görüyor musunuz? Bakın şöyle kamera tam görüyordur umarım. Bakın şu kısımdan e, yaprak yaralanmış. Ve bakın hemen oradan bile bir yavru patlatmış. Yine burada bakın bir sürü yavrusu var. Yine hemen bakın bu yaprağı aldım elime. Bakın yaprağımız çok sağlıksız gözükmesine rağmen... Bakın şuradan yaprağımız yaralanmış ve hemen küçük bir yavru yapmış. Yine e, asıl kök kısmından bakın buket formunda bir sürü yavruları var. Şöyle hemen diğer yaprağımı alıyorum arkadaşlar. Bu yaprağımız çok sağlıklı ama bu da yavru vermiş. Ama henüz daha yavruları küçük zamanla büyüyecektir. Şöyle alayım hemen şu elimdekini bırakmak istiyorum. Onları da kırmak istemiyorum. Yine arkadaşlar bakın çok sağlıksız bir yaprak gibi görünse de aslında yaprağımızın içinde her zaman diyoruz ya arkadaşlar ana sütü önemli, yaprakların suyu gerçekten bebekler için çok önemli. Yaprağımız her ne kadar sağlıksız gibi görünse de bebeklerini büyütecek kadar içinde vitamini gücü var. Ve bakın bir sürü bebeği var. Bütün bebekleri hatta bakın köklerini de görüyorsunuz bebeklerin. Çok sağlıklı ve güzel kökler çıkarmış. Çünkü zaten bizim bitkiye verdiğimiz bütün mineraller, vitaminler bu yaprakların içinde ve yaprakların içindeki suda muhafaza ediliyor. Yaprağımız sağlıksız da olsa içindeki öz suyundaki vitaminler, mineraller e, bebeklerini büyütecek kadar e, yeteri kadar yeterli bes besinler barındırıyorlar. Arkadaşlar kusura bakmayın konuşamadım. Bugün video çekim günüm dostlar. Ee, küçük bir sır vereyim size. Fazla video çekince bazı yerde böyle takılabiliyorum. Şöyle e, bakın yine bu yaprağımızda çok güzel bebek formun bebekler vermiş formu da gayet yerinde. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın bebeklerimiz yavrularımız çok güzel. Şuradan yaprak yaralanmış ve görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın hemen oradan yeni bir e, kök. Patlatmış ve yeşillenme başlamış, oradan da yavru geliyor. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe Kendi kendilerine inanın, şunların olması için hiçbir emek vermedim. Hepsi e, ana bitkiden kopmuş yapraklar, bazıları kendi saksının dibine düşmüş, bazıları yandaki saksların üstlerine düşmüşler, bazıları toprağa bile değmemişler arkadaşlar. Toprağa bile değmeden havada bu şekilde köklenmişler, gelişmişler. Anacımı kaybettim. Ama olsun sağlık olsun dostlar bunlardan tekrar üreteceğiz biliyorsunuz e, skland üretimi bazen sıfırdan başlamaktır bazen sıfırdan yoktan tekrar e, üretime başlamaktır şimdi ben bunları dostlar böyle yerleştireceğim ama kökleri alt kısımda arkadaşlar e, bunları şöyle koyacağım çünkü yapraklar bakın şekilli olduğu için önemli olan köklerin kokope kokopete ulaşması onun ulaşmasını sağlamam lazım. Hemen şöyle bakın yaprağı şöyle kamera tam görüyor mu ona bir bakayım evet. Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde diktim ama şu kökler toprağa tam nüfus etmiyor. Hemen köklerinin üzerine birazcık kokopet şöyle koyacağım ki o oradan büyümeye devam etsin. Yine bakın bunun da şu ıı, anadalı buradan kurumuş bebeklerini ana sapın içinden çıkarmış. Hemen bıçağımın ucuyla şu kuru olan anadalı alacağım arkadaşlar ki. Bebekler rahatlıkla büyüsünler. Bebeklere de zarar vermeden onu almam lazım. Şöyle arkadaşlar hemen bıçağın ucuyla bakın. Dışındaki o sarı olan boş olan kısmı aldım. Ve bakın o e, kurumuş olan kabuğun içinde bile bir sürü bebekler var. Bunu da hemen arkadaşlar şöyle yatıracağım buraya. Önemli olan toprağa değmeleri zaten. Yine bunda da bakın bir sürü yavru var. Kökler çıkmış. Bunu da şu şekilde buraya kapatacağım. O oradan yavrularını gösterecektir. Yine bunda da şurada yavruları var arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle kapatayım hatta. Bakın şöyle. Evet. Şöyle yapalım ki kökler tam olarak toprağa nüfus edebilsin. Çünkü anne yaprak yeteri kadar yavruları beslemiş. Artık anne yapraklarda yorulmuş, kendi renkleri değişmiş. Annelerinde artık çok gücü kalmadığını düşünüyorum. artık bebekler topraktan istedikleri vitamini, minerali alsınlar ki kendi başlarına var olabilsinler. Tabii biz de bebeklere birazcık destek olacağız bunun için. Toprağı değdireceğiz, sulamasını yapacağız. Bakın arkadaşlar yaprağımız kırılmış buradan. Görüyor musunuz? Küçücük bir parça. Yanında iki tane de bebeği var. Çok da güzel görünüyor. Hemen bu küçük bebeğimizi de buraya koyacağım. O da orada büyümeye devam etsin. Bu saksı almayacak. Büyük ihtimal ben bir tane daha Aracman saksı hazırlamam gerekecek arkadaşlar. Ee, buraya da böyle küçük küçük olanları koyacağım. Bakın gayet güzeller. Hemen şöyle koydum. Bunlar burada büyüyebilirler. Hatta isterseniz arkadaşlar, bakın şuradan bunu böleceğim. Şöyle bebeğine zarar vermeden. Evet şöyle bölüyorum. Kökler toprağa gelecek şekilde şöyle hemen yatırıyorum bu yaprağımı. Yine şu bölmüş olduğum yaprağı da arkadaşlar şu şekilde yatıracağım. Bakın gayet güzel bir funk saksım oldu. Bunlar çok kısa sürede dostlar büyüyeceklerdir, gelişeceklerdir. Bunları da az önce dikmiş olduğum çeliğin altından aldım biliyorsunuz. Onu da yine böyle toprağa yatırayım. O oradan yavru verecektir. Bir tane yavrumuz düşmüş çelikten. Bu düşen yavrumuzu da yine şöyle bir kenara dikelim. Bu da burada köklensin. Kendi kendine var olma savaşını kazansın istiyorum. Ben kalan çatürlerinin hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de sever misiniz bilmiyorum ama seviyorsanız kesinlikle kalanço fan kalmanızı tavsiye ederim çok keyifli çok güzel ağacımsı büyüyen benim fangım yaklaşık bir buçuk metre falandı en son taşınma evresinden önce güzel bir türdür yine tüm kalançolar gibi birazcık güneş görmeyi seviyor toprağı kurudukça suluyoruz normal sukulent toprağına dikiyoruz ekstra bir özen bakım ihtimam istemeyen bir türdür yani fangla alakalı benim size anlatacaklarım bu kadar dostlar Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında sorarsanız sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız, küçük de bir yorum yaparsanız inanın çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.